Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizleri geleceğin büyülü dünyasına davet ediyorum. Adım adım gerçekleşen bir devrim var. Yapay zeka ile 3D görselleştirme. Tabii yapay zeka sadece 3D görselleştirme alanında değil, her alanda artık yaşamımıza girmeye başlıyor arkadaşlar. Hepimizin bilgisayarlarında, telefonlarda ve hatta evlerimizde yapay zekanın gücünü hissediyoruz. Yapay zeka sürekli öğrenme yeteneği sayesinde bizim davranışlarımızı ve sorgularımızı, komut satına yazdığımız konuları geliştirerek arkadaşlar artık daha güçlü imajlar çıkarmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de en son çıkan vizoid.com arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz site. Vizoid.com her mail adresine 30 tane deneme hakkı, deneme sürümü veriyor arkadaşlar. 30 tane deneme görseli oluşturabiliyorsunuz. Vizoid.com'a girdiğinizde, kayıt yapıp girdiğinizde mail adresine giren linke tıkladığınızda karşınıza appvizoid.com giriyor bir numaralı, iki numaralı ve 3 numaralı görselden size neyi nasıl yapmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bakın eskiz dosyanızı yüklüyorsunuz. Burada çıkan dört tane çeşitten en son seçmiş olduğunuz bir çeşidi tekrar düzelterek en son final aşamasına geliyorsunuz. Ben tekrar başlıyorum arkadaşlar. Dış mekanda deneyeceğim. Dış mekanda ve iç mekanda denemelerim oldu. Fakat dış mekanda daha başarılı olduğunu gördüm. İç mekanda biraz daha başarısız arkadaşlar. O yüzden iç mekanda ve dış mekanda yapacağımız bazı konular var. Dış mekan için buradaki kısma resim yüklüyorum. Daha önce çıkarmıştım zaman kazanmak için. Dış mekandaki çalışmam imajım bu şekilde arkadaşlar. Google Translate'i e açtım. Bakın burada lüks modern ev, çakıl, kaya, detaylı peyzaj, illi ufaklı ağaçlar, ışıklandırma, kapalı hava, detaylı gökyüzü gibi kısımlar yazdım. Şu uçan kuşlar kısmını çok fazla yapamıyor arkadaşlar. Onu sileceğim. Bakın böyle bir komut satırını şuradaki İngilizce komut satırını kopyalıyorum. Aldım. Şuradaki alttaki komut satırına Ctrl V yaparak yapıştırdım arkadaşlar. Sağ tarafta 4 tane imaj gün, fotorelastik dış mekan mı iç mekan mı olduğunu seçmek için exterior kısmını seçtim arkadaşlar. Buradan da detaylı kısmını seçersiniz veya tek süre kısmını seçersiniz. Tekstüre kısmını seçiyorum. Render kısmına bastığımda bana 4 adet render oluşturacak arkadaşlar. Genelde iç mekana baktığımızda iç mekanda bazı tasarımları bozduğunu ben gördüm arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Şimdi kendisi burada render alırken ben iç mekandaki kısmı size göstereyim. Onunla ilgili bir çalışma yapabiliriz ama iç mekanda tasarım bozuyor. Böyle bir modeli verdiğimde arkadaşlar şöyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldım. Onu size göstereyim indirilen kısmından bakalım. Bakın. Şöyle bir görüntüle karşı karşıya kaldım. Aslında tasarımı değiştirmiş. Fakat benim istediğim o görüntüyü yani buradaki ambiyansı, klasik olan ambiyansı e, oraya yansıtamamış arkadaşlar. Kaplama ve dokuları değişiklik yapmış. Tasarımı değiştirmiş. O yüzden iç mekanda çok avantajlı olduğunu söyleyemem. Ama dış mekanda gayet randımanlı çalışıyor. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar çakıl taşları Kaya buradaki beton kısımların yapılması arka plana kendisi otomatik olarak bir görsel atmış arkadaşlar birinci gö gösterdiği bu ikinci oluşturduğu bu arkadaşlar bakın şuraya ışıklar eklemiş heyzal ışıkları gördüğünüz gibi ee, şuradaki kaplamaların dokuların devamlılığını sağlayamamış ama genel anlamda gerçekten güzel oluşturmuş kapalı hava demiştim ee, buradaki çim kısmını gayet randımanlı oluşturmuş bakın buradaki e, peyzaj kısmı da gerçekten başarılı arkadaşlar. Arkadaki ağaçlar ve arka plana sanırım bir deniz e, eklemiş arkadaşlar. Gayet başarılı olduğunu ben söylemek isterim. İç mekanda ise daha farklı çalışıyor. İç mekanı yükleyelim isterseniz. Bakın burada 30 tane vermişti. 4 tanesini kullandım. 4 bile 30 diyor. Tekrar yenile butonuna bastım arkadaşlar. Şunu kapatalım. Get started diyorum. Tekrar buradan iç mekanda şu dosyamı seçiyorum arkadaşlar. Tekrar şuradan translate kısmına gidelim. Ee, lüks iç mekan diyeyim ya yani klasik klasik iç mekan yatak odası diyorum. Spot ışıklar, eskitme, heykel, halı. Yani Bazı yer detay yazmak gerekiyor. Perdeler ve perdeler, cam. Ya yani bunları zaten eğer tam anlamıyla ifade etmezseniz Oradaki kısımları tam anlamıyla çözemiyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir durum söz konusu. Bu kadar yeterli. Aslında çok fazla detaylandırabiliriz. Ee, köşe ışıkları diyelim. Köşe aydınlatmaları. Modern yatak mı diyelim? Modern yatak. Türkçe İngilizce kopyaladım arkadaşlar. Şuradan geldim. Tekrar buraya Ctrl V diyorum. Render diyorum. Tabi çeşitlendirme. Evet burada eksterior kısmı kalmış. Onu unutmuşuz arkadaşlar. Bunu değiştirmemiz gerekiyordu. Bir yapsın bakalım. İyi i̇sterseniz tekrar yenile diyelim. Get diyorum. Şuradan tekrar yapacağım. Seçtim arkadaşlar. Exterior kısmını interior yapıyorum. Volumetrik kısmını Şuradan tekstüre yaptım. Fotoğraflı estik Şunu e, gece mi yapsak? Gece yapalım. Biraz değiştirelim. 4 tane oluştursun. Yapıştırıyorum. Pardon bunu bir tane oluştursun arkadaşlar. Render kısmına bastım. 4 tane hakkımızı kullanmayalım. Bir tane olsun. E, gün kısmında kullanırız. Gün ışığı kısmında. Bakın burada heykeli tam anlamıyla tekrar oluşturmuş. Klasik. Bakın tekrar oluşturuyor arkadaşlar. Evet biraz daha başarılı yani benim bir önceki yapmış olduğum çalışmaya göre biraz daha başarılı yazmış olduğunuz komut, komutların biraz daha ile ilgili bir konu olarak düşünüyorum ben e, şu anki durum biraz daha e, başarılı olduğunu söylemek isterim arkadaşlar bakın burada biraz daha farklı bir şey oluşturmuş oldu şuradan e, D diyorum dört tane oluştursun interior tek süre ve render kısmına basıyorum arkadaşlar. Buradaki en son oluşturmuş olduğu kısım daha başarılı. Aslında gün ışığı ve güneş kısmını eklemedik arkadaşlar. Onu da ekleyebilirdik ama biz tabi gece olduğu için onu eklememiş. Bakalım day dediğimiz zaman nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Hep beraber görelim. Tabi bu gelişme gayet güzel. Bundan daha ilerisi için daha güzel bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum ben. Burada bakın biraz daha gün ışığı içeri doğru girmiş oldu arkadaşlar. Şurada belli zaten. Tekrar diğer kısımları oluşturmaya çalışıyor. Şu an için gerçekten ben başarılı olduğunu söylemek isterim. İç mekanda da güzel sonuçlar verdi. Şu ana kadar dış mekanda da fena değil. Ama iç mekanda ufak tefek hatalar olsa da yine de güzel. Bakın burada daha da güzel bir sonuç ortaya çıkardı arkadaşlar. Oluşturmaya devam ediyor. Şuradaki upgrade kısmına bastığınızda 29 dolarlık bir fiyat etiketi var arkadaşlar. 2K oranında çıktı veriyor. Bakın burada 1K ve 2K şu an kitli. Bunları kullanamıyoruz arkadaşlar. Şuradaki kısımdan da e, şuradaki ayarları yapabilirsiniz aslında. Bakın fena değil arkadaşlar. Şu an için oluşturmuş olduğu çalışmalar, sonuçlar bu şekilde arkadaşlar. Dış mekanda aslında daha farklı e, çalışmalar yapabiliriz aslında. Şurada open kısmı dediğimde Şurada benim yapmış olduğum bazı çalışmalar vardı arkadaşlar. Onlardan mesela şunu açmak istiyorum. Klasik bir, e, klasik dediğim çok değişik bir tasarım arkadaşlar. Bakalım onun üzerinde nasıl bir şey yapacak? Yani o konuda neler yapacak? E, bir orman havası veya daha farklı bir hava katmaya çalışalım bakalım nasıl bir görüntüle karşı karşıya kalacağız. Mesela şöyle bir şeyden baksak. E, farklı bir tasarım. Benim bu yapmış olduğum ödüllü bir, ödüllü bir tasarım arkadaşlar. Corona Renderer sayfasında ve bazı sitelerde bu render'ı almıştık ve ödül almıştı. Onunla ilgili bir çalışma diyelim. Şöyle aldığımızda bakalım buna nasıl bir görüntü oluşturacak. File'dan Export. 2D grafik diyorum. Şu 8 versiyon JPEG olarak export ettim. Dosya boyutu olarak sanırım 4 MB'ın üzerinde olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bakın çıkardı. Tekrar gidiyorum. Buradan Yenile butonuna bastım. Get Started dedim. Exterior. Şuradan Tekstüre seçtim arkadaşlar. 4 tane oluştursun. Şuradan tekrar geldim. Modelimi seçtim. Ve şurada e, exterior kısmında ne yazabiliriz? Buraya Grass Forest Ha, pardon. Tabii ben onu Türkçe yazmam gerekiyor. Çim, orman, çakıl, e, Güneşli hava diyelim. Bulutlar. Göl. Çamur. Arazi aracı diyelim. Belki ekleyebilir. Ee, kir. Eski bir modern ev diyelim. Belki onu bu şekilde tanı tanıtabilir modern ev olarak. Ee, beton cam demir ot ve ot peyzaj diyelim. Kopyala dedim. tekrar geldim buraya. Ctrl V dedim. Ve Render butonuna bastım. Bakalım arkadaşlar nasıl bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız. Diğer çalışmada gerçekten güzel bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Bakalım burada nasıl bir sonuç ortaya çıkaracak. Şu an uğraşıyor. Tasarımı eğer değiştirmezse gerçekten harika. Oo. Gerçekten güzel arkadaşlar. Gerçekten e, güzel sonuçlar aldığını söylemek isterim ben. Şu iki sonuç bile gerçekten güzel. Burada tabi biraz daha bunu detaylandırabilirdi ama e, şurada bakın merdiven kısmını bile eklemiş. Gördüğünüz gibi buradaki şu çamur kısmını eklemesi harika. Şuraya e, beton demiştim ama farklı beton eklemiş. Gayet güzel. Şu ikisi gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Bakalım şurada nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Şuradaki bakın. Film şeritlerini de kesmemiş. Bireydeki bu render ekranda kalan boş siyah kısımlar. Bakalım nasıl bir şey çıkmış. Burada tek bir sade bir şey yapmış. Burada da hafif bir şey yapmış ama yine de başarılı arkadaşlar. Gerçekten başarılı olduğunu söylemek isterim. Tabi yol kısmını biz yazmadık. Road kısmını yazmadık. Mesela bakın burada ee... çamur yol diyelim. Ee... Yağmur desek Rain. Ee, başka ne olabilir? Bakalım böyle bir şey yaptığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkartacak? Yeniden 4 tane oluşturuyor. Bakın arkadaşlar. Şuradan bakalım. Şuradaki input detay kısmını değiştirerek farklı etkiler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tekstüre kısmında kaplamalı kısımda daha güzel sonuç elde ettiği için ben bu kısmı seçtim arkadaşlar. Ama daha güzel kısımlar seçebilirsiniz. Tabi şöyle bir durum var. Burada aynı komutları yazmanıza rağmen bir modelin birden fazla değişkeni yani bu modelin arka tarafından baktığınızda yani şuradan baktığınızda şuradan render aldığınızda aynı sonucu aynı etkiyi alamayabilirsiniz. Renderla normal renderla e, yapay zekanın verdiği render arasında fark oluşabiliyor arkadaşlar. O yüzden e, biraz daha gelişmesinde fayda var. Bakın burada çamurlu bir etki. Şuraya bir merdiven eklemiş kendisi otomatik olarak. Ama çamurda gayet başarılı olduğunu söylemek isterim. Bu da en sonuncu ve aslında en güzel olan kısım bu olmuş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yapay zeka ile ilgili mimari görselleştirme veya 3D işte görselleştirme alanı giderek gelişiyor arkadaşlar. Böyle bir sitemiz var. Bu siteyi görmüş olduk. Sizlerin de yorumlarını yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve kanalımızdaki videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz de yapmış olduğunuz çalışmaları Facebook grubumuzdaki SketchUp Türkiye adresine atabilirsiniz arkadaşlar. Onu da göstereyim. yaptığınız diyelim mesela çalışmaları. Şuradaki kısma geldiğinizde SketchUp Türkiye kısmına geldiğinizde arkadaşlar. Buradaki kısımdan ister isimsiz gönderi, ister fotoğraf ve video kısmından çalışmanızı göndererek grubumuza atabilirsiniz. Grubumuz Türkiye'deki en büyük 3 boyutlu gruplardan bir tanesi arkadaşlar. Çalışmanızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.